Cisimler ısıtıldıklarında veya soğutulduklarında sadece uzunlukları değil alanları ve hacimleri de değişir. Bu videoda ısıtılan veya soğutulan bir cismin alanındaki değişim nasıl hesaplanır ondan söz edeceğiz. Altın bir levhamız var ve diğer altın eşyalarımızla birlikte masamızın üzerinde duruyor diyelim. Bu levhanın kusursuz bir kare olduğunu varsayıyoruz. Bir kenarın uzunluğu L ve şu anki sıcaklığı T levhayı ısıtıyoruz ve levha genleşiyor. Evet levha komple genleşiyor. Ve sonuçta hem buradaki hem de buradaki kenar uzunluğunun arttığına şahit oluyoruz. Yani uzunluk her iki boyutta da artıyor. Dolayısıyla levhanın alanında bir artış oluyor. Levha yüzeyce genleşiyor. Yeni levhamızı şöyle aşağı taşıyalım. Şimdi yeni sıcaklığımız T artı delta T olsun. T artı delta T yani kenar uzunluğumuzda ilk uzunluğumuz olan L ile delta L'lik bir uzunluk artışının toplamı kadar olsun. Delta L'lik bir uzunluk artışı var. Aynısı bu kenar için de geçerli. Bu kenarın da yeni uzunluğu L artı delta L. Soru şu, alandaki değişim ne olur? Bunu hesaplamamız gerekiyor. Peki nasıl hesaplayacağız? Uzunluktaki değişimi nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Daha önce gördük. Isıl genleşme veya büzülme sırasında uzunlukta meydana gelen değişim eşittir alfa L yani doğrusal genleşme katsayısı çarpı L çarpı delta T. Önceki videolarda bu denklem hakkında uzun uzadıya konuştuk. Dolayısıyla bu denklem size pek tanıdık gelmediyse veya bilgilerinizi tazelemeniz gerektiğini düşünüyorsanız önce o videoları izleyip sonra bu videoya geçmenizi tavsiye ederim. Yani uzunluğu ve uzunluk değişimini nasıl hesaplayacağımızı biliyoruz. Fakat soru bizden yüzey alanındaki değişimi bulmamızı istiyor. Tek yapmamız gereken uzunluktan alana nasıl geçeceğimizi bulmak. Çok kolay. Kare için yüzey alanı kenar uzunluğunun karesine eşittir, değil mi? Yazalım. İlk alan L'nin karesine eşittir. Kenar uzunluğunun karesine eşittir yani. İlk alanımız bu. Peki son alanımız ne olur? Son alanımız L üssü şeklinde yazalım. Son kenar uzunluğumuzun karesine eşit olur. Son kenar uzunluğumuzun karesi. Son kenar uzunluğumuz nedir? L artı delta L'dir. O halde son alan L artı delta L'nin karesine eşittir. Şimdi alandaki değişimi bulmak için bunları birbirinden çıkarmamız lazım yüzey alanındaki değişim buradan devam edelim. Eşittir son alan yani L artı delta L'nin karesi eksi ilk alan yani L kare. Bu noktada isterseniz videoyu duraklatın ve Cebrin götürdüğü yere gidin. Kendinizi akışa bırakın. Bakalım sonuca ulaşabilecek misiniz? Veya bakalım nasıl bir ifade elde edeceksiniz? Evet başlayalım. Şimdi ne yapabiliriz? Burada a artı b'nin karesi biçiminde bir ifade var. Açalım a artı b kare artı 2ab gibi bir şey olacak. a kare artı b kare artı 2ab eksi l kare. Bakın bunlar birbirini götürüyor. Sonuçta 2l delta l artı delta l kare ifadesini elde ediyoruz. Yüzey alanındaki değişim buna eşit. Aslında bu noktada yapılabilecek başka bir şey kalmamış gibi görünüyor değil mi? Oysa bir adım daha ilerleyebiliriz. Delta L'nin çok çok küçük bir uzunluk olduğunu hatırlayalım. Bakın işte delta L burası. Daha önce de gördük. Genleşme söz konusu olduğunda delta L L'ye nispetle çok çok küçüktür. O halde delta L ve L kare hakkında ne söyleyebiliriz? Bu ikisini mukayese edelim. Delta L'nin delta L kareden çok daha büyük bir değere sahip olacağını görebiliyorsunuz, değil mi? Şöyle bir örnek vereyim. Mesela L'nin değeri 100 olsun. Delta L değerine de 0,1 diyelim. 100 çarpı 0,1. Şimdi baştaki 2'yi görmezden gelelim. Sadece L ve delta L'ye odaklanalım. Bu çarpım 10'a eşit olur. Bu terim ise 0,1'in karesidir. O da 0,01'e eşittir. 10 artı 0,01 işleminin yaklaşık olarak 10'a eşit olduğunu söyleyebilir miyiz? Tabii ki söyleriz. Kesin bir sonuca ihtiyacımız yoksa yaklaşık bir hesap yapabiliriz. Dolayısıyla bu örnekte bu kısmı görmezden gelebiliriz. Hatta bu kısmı ve bu kısmı da görmezden gelebiliriz. Yani delta L kareyi ihmal edebiliriz. Çünkü L delta L ile kıyaslandığında çok çok küçük bir değere sahip. O halde yapalım. Bu terimi ihmal ediyoruz, yok sayıyoruz ve şunu elde ediyoruz. Delta A eşittir 2L çarpı delta L. Delta L nedir peki? Bakın delta L bu. İyi de bu denklem sadece teller, çubuklar falan için geçerli değil miydi? Dediğinizi duyar gibi oluyor. Hayır bu denklem ister 2 ister 3 boyutlu olsun her türlü cisim için geçerli. O yüzden burada da işimizi görecek. Delta L'nin neye eşit olduğunu biliyoruz. Alfa L çarpı L çarpı delta T'ye eşit. Hmm, i̇şler gittikçe ilginçleşiyor. Bakın buradan nereye ulaşıyoruz? Önce şurayı bir ayıralım. Evet. Ulaştığımız nokta şu. 2 alfa l. Bunu başa yazalım. 2 alfa l çarpı l kare. L kare neye eşitti peki? Aha alana eşitti. L kare ilk alanımıza eşitti. O halde yazıyorum. A çarpı delta t. Bunu kutu içine alalım. Çünkü sadeleştirebileceğimiz kadar sadeleştirdik. Şimdi biz neyi bulmuş olduk? alandaki değişimi bulmuş olduk. Eğer ilk alanı sıcaklıktaki değişimi ve malzemenin alfa L'sini biliyorsak delta A'yı hesaplayabiliyoruz. Başka hiçbir şeyi bilmemize gerek yok. Sadece bunu bilerek buna ulaşabiliyoruz. Peki bu ifadeyle bu ifade arasındaki benzerliği fark ettiniz mi? Birbirlerine çok benziyorlar. Burada uzunluktaki değişim belli bir katsayı çarpı ilk uzunluk çarpı sıcaklıktaki değişime eşit. Burada ise yüzey alanındaki değişim yeni bir katsayı çarpı ilk alan çarpı sıcaklıktaki değişime eşit. Yani nasıl ki burada alfa l yani doğrusal genleşme sayısı boyca genleşmeyi veriyorsa buradaki 2 alfa l de yüzeyce genleşme katsayısı demek. Ve bunu genellikle alfa a şeklinde yazıyoruz. Yüzeyce genleşme katsayısı. Alfa l boyca genleşme hesaplamamızı sağlıyordu. Alfa a ise yüzeyce genleşmeyi hesaplamamıza yarıyor. Herhangi bir problemde bizden yüzeyce genleşmeyi bulmamız isteniyorsa ve katsayı olarak alfa a değil de alfa l verilmişse alfa A'yı bulmak için yapmamız gereken tek şey alfa l'yi 2 ile çarpmak. Ama şunu unutmamakta fayda var. Bu ifadeye ulaşmak için delta L kareyi yok saymamız gerekti. Ve bunu sadece delta L, L'den çok küçükse yapabiliyoruz. Başka bir deyişle bu ifade sadece genleşmenin çok küçük olduğu durumlarda işe yarayan yaklaşık bir ifade. Son olarak ki isterseniz sağlamasını yapabilirsiniz. Alfa A'nın birimi alfa L'ninkiyle aynı. Çünkü sonuçta alfa L'den tek farkı, onun iki katı olması. 2'nin birimi yok. Dolayısıyla birim değişmiyor. Her iki alfanın da birimi 1 bir bölü kelvin. Biz bu ifadeyi kare şeklinde bir levha için türettik. Çözümü de o levha için bulduk. İyi de bu ifade başka şekiller için geçerli mi? Cevap evet. İstenirse dikdörtgen veya daire gibi şekiller için kendiniz deneyip görün. Çok iyi bir alıştırma olur. Genellikle kaide olarak şekil ne olursa olsun isterse 3 boyutlu olsun sıcaklıktaki değişime bağlı alan değişimini hesaplamaya girişirseniz elde edeceğiniz ifade yine bu olacak. İşki genleşme çok küçük olsun.